Herkese yeniden merhaba. İstek videolarından bir tanesiyle daha devam ediyorum. Ve bugünün konusu dolayısıyla biyoloji okumak ve ODTÜ'de biyoloji okumak. Yani videoyu ikiye ayırıyorum. Öncesinde kısaca biyoloji okumak nasıl bir şey. Onu da çünkü 3 maddeye indirgedim. Diğerlerinde biraz daha belki uzun konuşabilirim. Bilmiyorum, bakalım. Yani eğer sadece ODTÜ'de biyoloji okumakla ilgileniyorsanız direkt videonun orasını da zaplayabilirsiniz. Hemen geçelim. Biyoloji okumak nasıl bir şey kazandırıyor? Şimdi artık üniversite kısmındasınız ya hayatınızın. Yani o eğitim seviyesine geldiniz. Ve pedagojik olarak da bir gelişim düzeyi içerisindesiniz tabii ki de. Sizden aslında beklenen şey, yani öğrettikleri, kazandırdıkları şey öğrenmeyi öğrenmek. Birinci maddeye bunu koyabilirim. Biyoloji okumak, üniversitede herhangi bir bölüm okumak, öğrenmeyi öğretiyor. Nasıl mı? Yani sorguluyorsunuz sürekli. Bilgileri sorguluyorsunuz. Ve isterseniz bölümünüzle alakalı bir şey araştırmak zorunda olun o an. İsterseniz hayatınızla herhangi bir şey ya da ileriki hayatta da tabii ki. Yani ne zaman bir şey araştırmanız gerekse, bir bilgi edinmek isteseniz hangi kaynakları seçmeniz gerektiğini, nereden bilgi aramanız ve almanız gerektiğini ve bunları derledikten sonra nasıl sentez yapacaksınız? İşte hangi bilgilere inanacaksınız gibi. Bunların hepsini size öğretmiş oluyor. Yani öğrenmeyi öğretiyor. Sonra sorgulamadan bahsettik. Yani lise seviyesinde mesela biraz şöyle oluyordu. Öğretmenimize bir şey sorduğumuzda o branşla alakalı, kesin hocamız biliyordur. Asla böyle bir şüphe içinde olmuyorduk. Başka ne diyebilirim? O bir şey yanıt verdiyse mesela, onun yanıtı kesinlikle doğrudur. Yani arada ufak tefek hatalar yapıyorlardı mesela, değil mi? Tahtaya yazarken falan. Onu uyarıyordunuz. Hani onların da insan olduğunun farkındasınız aslında ama bu algı, bu farkındalık yani üniversitede daha fazla geliyor. Onların paylaştığı bilgileri de daha fazla sorguluyorsunuz aslında. Onların sadece bir rehber görevi üstlendiğinin daha çok bilincindesiniz. İkinci olarak, biyoloji okuduk ettik. Tamam mı? Tabii ki de çevreye karşı ve kendinize karşı farkındalığınız artıyor. Daha bir bilinçli oluyorsunuz. Yani şu elime baktığımda bu sadece benim elim değil. Bunun artık üzerinde yaşayan bakterileri, diğer mikroorganizmaları ya da iskelet sistemimi mesela hepsi aklıma gelebiliyor. Aslında görünenin ötesinde görünmeyen şeylerin de olduğunu görüyorum. Ve bu mekanizmaların ne kadar harika çalıştığını biliyorum. Daha fazla şeyin farkındayım yani ve böyle şey hissettiriyor. Mucizelere tanık oluyorum. Ve daha fazla anda kalmamı sağlıyor. Hani bu mindfulness dedikleri şey var ya. Tabii ki siz bunu seçerseniz, biraz kendinizi o yönde yönlendirirseniz olur. Ama yani buna ön ayak oluyor bayağı diye düşünüyorum ben. Nasıl mı? Şimdi yeni bilgiler öğreniyorsunuz ve bunlar hep çevrenizde olan bitenle alakalı şeyler. Yani sağlık konusunda bir şey olabilir mesela, kendi hayatınıza uygulayabilirsiniz hemen. Ya da bitkilerle alakalı mesela, onun yeni bir organını öğrenmişsinizdir ya da bir yeni mutasyonunun yol açtığı bir hastalık falan. Ve bunu yürürken mesela, değil mi? Kampüste yürüyorsunuz diyelim ki, artık o türün yanından ya da o yaralı bölgesinin, organının yanından direkt geçemiyorsunuz. Çünkü artık bir farkındalığınız var, gözünüz takılıyor oraya birden. Başka bir şey düşünüyordunuz o an belki. Ama birden onu görünce, ben bunu yeni öğrenmiştim ya deyip mesela bir durup düşünebilirsiniz o bilginizi. Ve hiç yoktan dışarınıza dikkat kesildiniz. Sizi ana odakladı aslında. Başka ne olabilir? Mesela bitki biyolojisinde hocamız bize şöyle bir rehberlik etmek istemişti. Demişti ki ders anlatımının arasında mesela, ya kampüsümüzde çok çeşitli
türler var arkadaşlar. Çevrenizin bilincinde olun. Bu türlerin ismini öğrenin. Siz biyolog olacaksınız diye mesela bizi yönlendirmişti. Ve bundan bu mesajı kabul etmek isteyenler tabii ki de artık dediğim gibi üniversitede okumak nasıl araştırma yapacağınızı zaten size öğretiyor. Dolayısıyla artık nasıl araştırma yapacağınızı bildiğiniz için ne yapacaksınız? Kaynaklara bakıp ya da işte bilen birileri vardır, belki bir topluluk vardır, o anlatıyordur. Mesela algıda seçicilik olacak, o topluluğunun bir etkinliği olacak. Mesela kampüsteki türleri öğrenelim etkinliği. Algıda seçicilik oldu ya, ona katılacaksınız mesela eğer siz hocanızın mesajını almayı seçtiyseniz ve o etkinliğe gittikten sonra öğreneceksiniz türlerin isimlerini ve not aldınız. Sonraki yürüyüşlerinizde mesela kendi kendinize kampüste dolaşırken ne olacak? Artık yerdeki mavi bir çiçek gözünüze ilişecek yürürken. Sadece böyle yürüyüp geçemeyeceksiniz. Çünkü yeni öğrendiniz ya, böyle sizi dürtecek oradan. Ya bu mavi çiçeğin ismi neydi? Yeni yazdım bak. Defterde de şurada yazıyor falan gibisinden böyle aklınıza gelecek. Yani ben de öyle oluyordum, bilmiyorum. Ve o bitkinin türünü, aslında ismini orada söyleyeceksiniz kendi kendinize ve bu hoşunuza gidecek. Sonra mesela yanınızda arkadaşınız vardır ve o biyoloji okumuyordur. Mesela ona havanızı atarsınız ya da tanıtımını yaparsınız. Farkındalığını arttırırsınız onun da. Böyle çevrenize odaklanmanız aslında sizi ana çekiyor. Ve bilinçli olmanızı sağlıyor. Yani biyolojide öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Canlılar, cansızlar. Bütün hepsi bu dünya içerisinde nasıl döngüsel olarak kendini idame ettiriyor? Bunların dengesini bozan şeyler ne? Hepsini bir bir öğreniyoruz aslında. Hani kelebek etkisi dedikleri şey de var ya, bütün türler mesela bir şey yapıyorlar. Bir etkide bulunuyorlar dünyaya. Ve bilinçli olarak da dolayısıyla siz eğer o etkinin dengeyi bozduğunu düşünüyorsanız bunu engellemeyi seçebilirsiniz. Kaynakları daha iyi kullanmayı seçebilirsiniz. Çünkü artık farkındalığınız var. Su kullanıyorduk daha önce. Peki neden mesela suyu daha verimli kullanmaya çalışmalıyız? Ya da neden kimyasal şeyler dünyayı kirletiyor? Bunu artık daha iyi biliyoruz. Ve yani çözünemeyen şeyler aslında. Dengeyi nasıl bozuyor, nasıl kirletiyor bunu biliyoruz. Dolayısıyla nasıl bunu koruyabiliriz kısmında daha bilinçli olabiliyoruz. Ve üçüncü olarak burada, geçen de, şöyle biraz kaykılacağım. Geçen de bir seminere gitmiştim ve orada anlatıcı şöyle bir cümle kullandı. Hissedebildiğiniz şeyleri değiştirebilirsiniz. Ben de bu maddede bununla alakalı konuşmak istiyorum. Bugün tişörtümle bayağı kamufle olmuşum duvarla. Neyse, devam edelim. Aslında biyoloji öğrenmek de böyle oluyor. Yani daha çok farkına varmanızı, o şeyleri, bilgileri hissedebilmenizi sağlıyor ve ondan sonra da onları kendi yararınıza ya da çevrenin yararına değiştirmeyi de deneyebilirsiniz, seçebilirsiniz. Bu bir seçenek olabilir sizin için. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela tabii ki de kendi sorularımıza kendi cevaplarımızı bulmak zorundayız. Her şeyde olduğu gibi. Bize bunu da bir hocamız söylemişti. Mesela bu farkındalığı ekstradan o vermişti. Ne demeye çalışıyorum? Mesela kanser şimdi günümüzün en çok rastlanan hastalıklarından bir tanesi, değil mi? Görülen. Ve biyolojik bilgilerimiz, araştırmalar sayesinde daha çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani kanserle alakalı bir sürü bilgi birikimine artık sahibiz. Daha da bu birikimi arttırmaya devam ediyoruz. Ama şimdi bir yandan insanlar bunu iyileştirmeye çalışıyorlar. Çünkü kanser bize zarar veriyor, değil mi? Hastalık yapıyor. Ama bir yandan da diğer kısım biyologlar var mesela, diyorlar ki hayır efendim, bu ekolojik dengeyi bozabilecek bir şey. Çünkü dünyanın kendi ekosistem dengesi var ve
Yani bir taşıma kapasitesi var aslında bu yaşam merkezinin, dünyamızın. O yüzden de o dengenin şaşmaması için bazılarının hayatını kaybetmesine yol açması gerekiyor. Ve bu da kanserde onun mekanizmalarından bir tanesi. Eğer siz bunu iptal etmeye çalışırsanız aslında dünyanın dengesini bozmaya çalışıyorsunuz. Yani kanseri tedavi etmemeliyiz, hayır şeklinde yanıtlar da alabiliyorsunuz. Yani bilgiye ulaşıyoruz ama nasıl yorumlayacağımız yine bize kalmış. Yani sorulara hangi cevapları vereceğimiz, hangi kararları alacağımız yine bize kalmış. Ama işte bu özgürlüğü sağlayan şey bilgi birikimimiz. Yani hissedebildiğimiz şeyler. Yani bir şeye çare bulup bulmamak konusunda ya da daha verimli hale getirip getirmeme konusunda bir karara varmasak bile sonuçta o şey hakkında bilgi sahibiyiz ve bu seçeneklerimizi arttırıyor aslında. Sadece onu daha fazla anlamak bile o şeyleri, mekanizmasını zaten harika bir şey. Bir yandan da kendi yararımıza ya da çevre yararına bunları nasıl manipüle edebileceğimizi aslında yolunu öğrenmiş de oluyoruz. Burada konu kalmak istiyorum. Gül çok güzel kokuyor. Biraz solmaya yüz tuttu maalesef ama onu da konuk etmek istiyorum. O yüzden şuraya arkadaşımızı alalım. Peki ya ODTÜ'de biyoloji okumak nasıl bir şeydi? Öncelikle şimdi burada konuşacağımız birkaç şey var. Evet. İlk olarak hocaların size güveni tam. Yani hani bazı insanlar böyle şey hissediyorlar. Ya işte nasıl yurt dışına gideceğiz falan gibi. Ama zaten ODTÜ'nün hocaları hepsi yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olmak zorundalar ve ondan sonra zaten ODTÜ'de işlerine başlayabiliyorlar akademisyen olarak. ODTÜ'nün böyle bir şartı var. Daha sonra bu kalkar mı bilmiyorum ama şimdiye kadar bu şekilde olmuş. O yüzden öğrencilerine de aynı şekilde bakıyorlar. Bazı öğrenciler de böyle Avrupa özentiliği, yurt dışı özentiliği ya da bir eziklik hissiyatı oluyor ya. Ama hocalarda asla böyle bir bakış açısı yok. Siz kesinlikle zaten oralara gideceksiniz, gidebilirsiniz şeklinde bir bilinç dışı düşünceleri var. Size inançları tam ve bunu konuşmalarında hissettiriyorlar. Konuşmalarına bu yansıyor. Sizi gaza getiren çok güzel bir inanç bence. Seçmeli dersler bir sürü alabiliyorsunuz. Şu an unuttum kaç tane aldığımızı ama bu ya aslında biyolojiden çok da bağımsız şeyler değiller. Ben böyle keşfetmeyi seviyorum. Farklı bölümleri falan, mesela farklı dersleri tatmayı, farklı hocalardan ders almayı çok seviyordum. Bu bakımdan seçmeli derslerin fazlalığı da çok işime yaradı. Hem bölüm içi almak zorundasınız, hem bölüm dışı mesela. Bu konuda üniversite sizi destekliyor. Ve bu çok faydalı. Neden? Çünkü ilhamın nereden geleceği belli olmaz. İleride nasıl bir yol çizerseniz çizin, mutlaka o dersler bir işinize yarayacaktır ve o anki ilgi alanlarınıza göre bu seçmeli dersleri şekillendirebilirsiniz. Mesela ben jeolojiden bir ders almıştım ve orada ne öğrendim biliyor musunuz? Tuvaletlerde bu bölümün tuvaletlerinde müzik çaldığını öğrendim. Ve bu sana ne kattı peki derseniz? Yani seviyorum böyle şeyleri, böyle ayrıntıları görmek bence çok güzeldi. Bölümünüzün dışına çıkıyorsunuz yani. İlla orada bir bölümü seçtim, illa orada sürekli vakit geçirmek zorundayım gibi bir hissiyatınız yok aslında. Aa, orada ne varmış? Aa, burada ne güzel. Tabii ki de sadece oradan hatırladığım küçük bir örneği verdim. Oradan yine biyolojiyle alakalı bir ders almıştım. Çünkü tabii ki de bölümleri biz ayırsak da daha çalışması kolay olsun diye aslında bilimler hep birbirleriyle bağlantılı. Dolayısıyla jeolojiye gitseniz bile biyoloji çalışmış oluyorsunuz. Neydi ya orada? Yani bayağı güzeldi. Taşları, kayaçları inceliyorduk. Diğer doğal süreçleri. Ve bunlar gayet biyolojinin de konusu. Başka ne diyebilirim? Psikolojiden mesela ders alabilirsiniz. Beşeri bilimlerden ders alabilirsiniz. Bunlar da mesela davranış kısmında eğer ileride ilgilenecekseniz biyolojide, mesela hayvan davranışları üzerine araştırma yapacaksınız belki ya da
nörobiyoloji çalışacaksınız. Hani davranışları öğrenmek çok önemli, çok kıymetli. Psikolojiyle de ilgileniyorsunuz eğer öyleyse. Dolayısıyla psikolojiden de rahatlıkla ders alıyorsunuz. Harika bir şey. Ve yani kampüstesiniz sonuçta. Eğer daha fazla ders almaya da istekliyseniz, vakitlerinizi ayarlayabilirseniz derslere göre. Hani bir tane dersi aldınız resmi şekilde ama diyelim ki kafanızda başka bir tane daha kaldı seçmeli gibi olan. Ya da sizinle hiç alakalı da olmayabilir. Genelde hocalar ilgiyi çok seviyorlar, ilgi görmeyi. Çünkü gerçekten ilgileniyorsanız o dersle, o dersi gerçekten alan insanlardan bile daha fazla ilgi gösterebiliyorsunuz. Bu da tabii ki de öğretmenlerin de hocaların da hoşuna giden bir şey. Ve o yüzden tatlı dille sorarsanız, hocam işte ben bu dersi alamadım ama hani gelebilir miyim, katılabilir miyim yapabildiğim kadarıyla derseniz, o zaten size söyleyecektir. Hayır alamam diyen de çıkabilir belki ama ben genelde öyle bir dönüş almadım. Evet tabii ki de katılabilirsin dediler ve memnun olduklarını dile getirdiler genelde. Bu da çok güzel bir şeydi aslında. Farklı arkadaşlarım da bana mesela farklı dersler önerdiler. Aa bak şu ders çok güzel, şu hoca çok güzel anlatıyor, gel sen de bir dinle falan dediler mesela. Hani hocalar zaten misafir olduğunuzu anlayabiliyorlar ya da hiç öğrencilerine bakmadan anlatan bir hocamız da vardı mesela. O beni fark etmemiştir bile. Ama böyle farklı tatlar almak, tatmak çok güzel bir şey. Dediğim gibi hocaların anlatışlarını izlemeyi, gözlemlemeyi seviyorum. Kimler neyde daha iyi, neyde farklılık yapıyorlar. Herkesin tarzı sonuçta kendilerine ait ve bunu görmek hoşuma gidiyordu. O yüzden yapabildiğim kadar ben de bilgimi arttırmaya ve bol bol derslere girmeye gayret ettim. Dediğim gibi, yani toparlayalım. Seçmeli ders zaten çok fazla alabiliyorsunuz. Çok farklı bölümlerden. Tabii ki de severek girdiniz biyolojiye ama yine de aynı binadan sıkılabiliyor insan. Farklı yerlerde de ders alma imkanına sahipsiniz. Ayrıca almanız gereken zaten dersleri bitirseniz bile, bitirmediyseniz bile, yani o dönem içerisinde eğer bir tane ben başka derste de ilgileniyorum derseniz, dediğim gibi hocalara söylediğinizde anlayışla karşılıyorlar eğer sınıfta da yer varsa. Ve o zaman gayet o derslere de katılabiliyorsunuz. Öğrenmeyi seviyorsanız benim gibi, yani tadından yenmiyor. Başka burada ne söyleyebilirim? Biyolojide başka bir dersimizde şunu öğrendik. ODTÜ tabii ki de zorluyor. Özellikle 3. sınıfı biyolojide bayağı bir ağır yapıyorlar. Yani hep mi böyleydi ya da bize mi denk geldi bilmiyorum ama genelde 1. sınıf mesela lisede gördüklerinizin bir tekrarı olur. Matematik bile vardır. Yani kalkülüs görürsünüz. Şu an müfredattan sanırım kaldırıldı. Böyle integral, ağır integraller falan filan. Ama önceden benim zamanımda vardı bunların hepsi ve kalkülüste de aslında onların çok benzerlerini gördük. Biraz daha üstlerine ekledik belki. Daha derinleştirdik bilgimizi ama yani dedim ki ya lisede biz bunu gördük ama güzel. Tekrar edelim bakalım falan. Kalkülüs var, kimya var. Biyolojinin yine biyolojide, lise biyolojisinde gördüğümüz kısmının bir tekrarı. Daha da biraz daha ayrıntılandırılmışı ve lıp diye geçen bir ders, genel biyoloji dersi vardı. Mesela 1. sınıf bu şekilde geçiyor. O kadar yoğun olması konuların kötü. Biraz artıları eksileri olarak gidecektim ama hazır konu gelmişken bunu söyleyeyim. Yani kötü. O dersi değiştirmeye çalıştılar ama. Çalışıyorlardı en son. Bilmiyorum ne yaptılar. Aşırı yoğun olduğu için siz de üniversiteye yeni gelmişsiniz. Böyle neyi nasıl yapacağınızı, nasıl çalışmanız gerektiğini tam oturtamamışsınız ya. Hepsini çalışasınız geliyor. Ama bir yandan da asla yetiştiremeyeceksiniz o kadar üniteyi, o kadar konuyu. Biliyorsunuz. Yani son güne bırakmasanız bile eksiklikler mutlaka olacaktır.
Ki biz daha yeni gittiğimiz için büyük ihtimalle son güne falan bırakmışızdır biraz. Final zamanına bırakmışızdır çalışmasını. Sınavların ya da son tarihlerine biraz yakına bırakmışızdır. Yani öyle bir çok verim alamadığımız dersler olmuştu. Özellikle genel biyoloji. Ama öğrenciden öğrenciye değişir. Dediğim gibi. Zaten üniversite ilham vermek üzerine bence. Orada size bir şeyler fısıldıyor. Siz de gerçekten ilginizi çekiyorsa mesela daha fazla araştırmak üzerine düşmek size kalmış bir şey oluyor. Yoksa üzerine düşmezseniz uçup gidiyor o bilgi zaten. Ve de sadece ders geçeyim şeklinde bakarsanız, işte son günde sadece çalışırsanız falan filan, zaten aklınızda hiçbir şey kalmayacaktır. Yani ilhamı ne kadar aldığınız size kalmış bir şey. He, ne diyordum biliyor musunuz? Bir tane ders aldık biz. Seçmeli dersti yine ama bölüm içi bir ders. Orada hoca dedi ki, bu kadar yoğun olmasının programınızın bir sebebi var arkadaşlar. Ödev teslim tarihlerini bilerek üst üste getiriyor ODTÜ ki bu bir strateji. İş hayatına geçtiğinizde insanlar bilecek ki ODTÜ'lü insan gerçekten iş bitiricidir. Yani ne olursa olsun o işi yapar. Teslim tarihleri üst üste gelse, çakışsa bile sizin onu üniversitede başardığınızı bildikleri için iş hayatınızda hiç zorlanmadan hem sizi hayata hazırlamış oluyor hem de işverenler zaten işte ODTÜ'nün kalitesini biliyor falan gibi mesela bir bize böyle bir konuşma yapmıştı. Yani o üst üste bindirme kısmını bilerek yapıyorlarmış. Bilerek bizi biraz zorluyorlarmış. Bilmiyorum artık ne kadar doğrudur. Başka kötü özelliklerinden mesela bir tane söyleyeyim. Laboratuvar dersleri genelde çok hızlı geçti. Tam verim aldığımı hissettiğim dersler de oldu lab kısmında. Ama mesela mikroskopların çok az olduğunu düşünüyorum. Ya da mikroskopları yeterince var da bize mi güvenmiyorlar da vermiyorlar bilmiyorum ama. Yani böyle bir boş zamanınızda hani gelin hastaysanız işte salyanızın görüntüsüne bakın. Oradaki mikroplara ya da işte kan çıkartın kendinizden de onu inceleyin. Al yuvarlarınızı, ak yuvarlarınızı diye mesela teşvik olabilirdi daha fazla diye düşünüyorum. Böyle bir şey yoktu. Sadece dersten derse biz o mikroskopları alabiliyorduk. Tabii ki de gitseniz size hayır demeyeceklerdir. Ama işte böyle bir şey aklınıza gelmiyor alt sınıflardayken. Dolayısıyla biraz onlara iş düşüyor diye düşünüyorum. Ve biz de bu teşviki almadığımız için o yönde yetersiz görüyorum. Ki derslerde de az sayıda mikroskop çıkıyordu sıraların üzerine. Ve grupla paylaşmak zorunda kalıyordunuz. Mesela bu da bir yetersizlik bence. Herkesin en azından mikroskopu olmalı. Tamam devlet okulu biliyorum ama işte kötü yanlarından biri de buydu bence. Yoksa derste anladık mı? Anladık. Çünkü ödev falan da veriyorlar. Siz hani kendi görüntülerinizi zaten alıyorsunuz o ödevleri yaparken. Onları daha iyi laboratuvar dersinde anlamasanız bile ödevde daha fazla anlama şansına sahip oluyorsunuz. Ama yine de derslerin hızlıca geçmesi ve orada pek bir şey aklınıza kazınmaması bence verimli değildi. Ama mesela buna karşıt olarak bitki biyolojisi laboratuvarı bayağı başarılıydı bence. Çünkü her derste hocamız numunelerle geliyordu. Yani dışarıdan topladığı meyvelerle, işte elinde olan şeylerle ve bir yandan resimli slaytlarını gösterirken bir yandan da arkadaşlar bakın şurasının yaprağı bu işte. Bu şöyle, bu böyle diye birebir bize göstermeye gayret ediyordu ve bu çok güzel bir anlatış biçimi bence gayet yeterliydi. Yani başarılı laboratuvarlarda gördük, başarısız laboratuvarlarda gördük diye toparlayabilirim bu maddeyi. Bir de mesela genel kimya labında yine grupla yapıyorsunuz ve çok verimli değil. Neyi neden yaptığınızı bilmiyorsunuz genelde. Beraber yapınca mesela biri birinci soru yapıyor, diğeri ikinci soru yapıyor. Beraber ortak bir cevaplar çıkartıyorsunuz ama yani tam kavrama gerçekleşmiyor sanki. Ama belki de amaçları orada zaten
grup çalışması yaptırmaktır, anlıyor musunuz? Yani orada bilgiden hani ne alsa kârımızadır. Önemli olan burada grupla çalışabilmeleri. Bu kazanımı gerçekleştirebilmeleri şeklinde bakıyorlarsa evet, başarılı. Grupla çalışmak orada yapmanız gereken bir şey ve onu ediniyorsunuz zaten. Belki de öyledir yani, bilemeyeceğim hepsini. Yine üst sınıflarda ya da arkadaşlarınızdan gördüğünüz sonra da gelen bir farkındalıkla alakalı bir yakınma mı yapacağım? Eğer ODTÜ'ye ya da herhangi bir üniversitede diyeyim, biyoloji okumaya karar verdiyseniz, kazandıysanız, gittiyseniz ilk gittiğinizden itibaren bir laboratuvara, bir hocanızın laboratuvarına ve hocanıza gidin yanına. Yani ilgi alanlarınızı daha birinci sınıftayken öğrenmeye çalışın. Çünkü biz çok sonrasında farkındalık geliştirdik ve o seviyenin dolması gerekiyor. Gerçekten. Hani arkadaşlarımı incelememiş olsam, yakın arkadaşlarım öyle laboratuvarlara girmeyen, yine benim gibi çok farkındalığı bu konuda olmamış olan bir arkadaşlarım olsaydı hepsi, o zaman ben asla öğrenmeyecektim mesela bunu. Ama sonrasında gördüm ki bazı arkadaşlarım laboratuvarlara gittiler ve ilgi alanlarınızı keşfetmek için bu şart. Hem de CV'nizi doldurmak için arkadaşlar. O yüzden yapabildiğiniz en erken şekilde, yani her sene mesela farklı bir laboratuvar deneyin. Deyin ki sadece deneyimlemek istiyorum hocam. Neden olmasın? Evet, belki amele işleri yaptıracaklar. Belki bulaşıkları yıkatacaklar. Ama onların yanında yani size çok yararlı şeyler de mutlaka yapacaksınızdır. En azından mikroskopu mesela daha fazla kullanabilirsiniz. Ya da diyelim ki size çok önemli bir şey yapmamışsınız gibi geliyor. Ama her halükarda onu CV'nize yazabilirsiniz. Ben işte gönüllü olarak şu labdaydım bu süre içerisinde diye. Yani ne olmuş oluyor CV'nizde? Boş geçirmemiş oluyorsunuz o dönemi, değil mi? Tabii ki de bunun yanında sertifika kazandıran seminerlere de girebilirsiniz. Kendinizi sadece geliştirmek için sertifikasız seminerlere de katılabilirsiniz. Bunu da CV'nize yazabilirsiniz. Ama bir hocanın yanında laboratuvara girmek ve orada gönüllü olarak çalışmak size çok daha fazla şeyler katacaktır. Hem deneyim anlamında, hem de CV anlamında, hem de ilgi alanlarınızı keşfetmek anlamında. Çünkü 3. sınıfa geldiğinizde zorunlu staj var. Bu sefer zorunlu stajı ben hangi alanda yapmalıyım ya, artık okul bitiyor, ne yapacağım falan diye bir telaşa kapılıyorsunuz. Halbuki en başında bunu bilseydiniz ve laboratuvarları denemeye başlasaydınız, o zaman zaten bir fikriniz oluşacaktı. Girdiniz, hoşunuza gitmedi, başka bir mesela laboratuvarı deneyeceksiniz. Deneme yanılma çünkü. Bazen ilgi alanınız dahilinde bir laboratuvara başvuruyorsunuz ama sonrasında mesela yaptıkça yok ya, bu çok benim konum değilmiş diyebiliyorsunuz. İşte o yüzden denemek zorundayız. Buna ne kadar erken başlasanız kârınızadır. Ben ve bazı arkadaşlarım bu konuda farkında değildik ve geç başladık. O yüzden siz öyle yapmayın. Benden söylemesi. Ve tabii ki gönüllü çalışabilmemiz, laboratuvarlara girebilmemiz de çok güzel bir şey. Belki yüksek lisans öğrencilerini, belki doktora öğrencilerinin yanında ufak ufak bir şeyler yapacaksınız. Ama mesela böyle hem dersleri hem de gönüllü çalışmanızı bir arada yürütürseniz derslere çok daha katkı sağladığını bile görebilirsiniz. Hani ben dedim ya, laboratuvar derslerinde bazıları çok verim alamadığım derslerdi. Çünkü çok hızlı geçiyordu. Ben o derste pek bir şey kavrayamıyordum. Ama mesela o laboratuvarın zaten gönüllü çalışanıysanız, siz o araç gereçleri zaten çoktan biliyorsunuz. Ve bu derste kavramanızı da kolaylaştıracaktır. O zaman sizin için çok hızlı geçmeyecektir o dersler ve çok daha verimli olabilecektir. İşte ya, biz bilmiyorduk. Ama bazı arkadaşlarım bunun farkındaydılar ve çok şükür ki o arkadaşlarımdan da gözlemleyebildim aslında. Hani
Biz de biraz geç olsa da yakalamaya çalıştık onları. Böyle karışık işler. Sonra bizim dönemimizde şu an nasıl yapılıyor bilmiyorum ama çok güzel bir şey var. Yani üst sınıflardan insanlar mesela toplantıya çağırıyorlar alt sınıfları, staj toplantıları. Az önce de söyledim. Üçüncü sınıfın yaz tatilinde bir zorunlu staj yapmak zorundasınız bir yerde. İsterseniz işte Erasmus'ta yurt dışına gidebiliyorsunuz ya da herhangi bir yerde, nerede yapacaksanız. Bu sizin hem dersiniz, aslında ders kapsamında bunu yapmanız gerekiyor, hem de işte zorunlu bir staj var orada. Nereye gideceğiniz tamamen size kalmış ve siz ayarlıyorsunuz. Ha işte burada tabii ki de üst sınıflar zaten stajlarını yapmış oluyorlar ve o sene belki ikinci stajları için başvuracaklar ama bir deneyim kazandılar ya. Az önce yönlendirmenin az olduğunu, farkındalığın biraz insanların kendinden geldiğini yoksa size bırakıldığını söylemiştim. İşte bu toplantılarda öğrenciler işi ellerine almışlar. Demişler ki ya biz bir farkındalık oluşturalım. Kendi tecrübelerimizden alt sınıflara yardımcı olmak için toplantılar düzenleyelim. Ve ne kadar da güzel düşünülmüş gerçekten. Her sene bunu tekrar ediyorduk. Sonra biz mesela gittik stajlara ve onu anlattık mesela alt sınıflara da. Ne yapıyorsunuz? Deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Artı ya da eksi. Hani gittiğiniz üniversitede mesela çalıştıysanız, yurt dışında da olabilir, yurt içinde de olabilir, çalışmanızı anlatıyorsunuz hem de orada edindiğiniz izlenim ne yönde? Yani mesela üniversitenin olanaklarını hiç beğenmedim diyebilirsiniz. Laboratuvarları yeterli değildi. Siz gitmeyin arkadaşlar, ben denedim diyebilirsiniz. Bu deneyimi aktarabilirsiniz alt sınıflara. Dolayısıyla onlar da seçimlerini yaparken bunları göz önünde bulundururlar. Ya da tam tersi. İşte ben çok memnun kaldım, harikaydı her şey falan diyorsanız da, hem de farklı ülkeye gidildiyse orada yaşam hakkında mesela ipuçları paylaşılabiliyordu bu seminerlerde. Yani çok faydalı oluyordu. Bu seminerlerde çok güzel şeylerdi. Şu anda da devam ettiğini düşünüyorum ben. Başka bir eksi yön söyleyelim. Zaten ilk maddede de paylaştım. Bazı dersler çok aşırı yoğun oluyor. Yani mesela genel biyoloji dediğim gibi. Yani lisede onları öğrendiniz de geldiniz ama çok daha ayrıntısını paylaşıyorlar sizinle. Hem de yeni şeyler öğrenmiyor değilsiniz. Yeni şeylerden bahsediliyor ama hoca diyor ki zaten siz bunu lisede işlediniz. O yüzden hayda 10 üniteden sorumlusunuz falan gibi. Yani tek sınavda, yani şu an attım tabii hatırlamıyorum ama bize öyle hissettirmişti. Arkadaşlarımla da konuşmuştum bunu. Onlar da öyle hissettiklerini söylemişti. Hepsini öğrenmeye çalışıyorsunuz ama o kadar fazla şeyi aynı anda aklınıza tutmaya çalışınca hiç verimli olmuyor. Bu sefer sadece sınava yönelik çalışmış gibi oluyorsunuz ve aklınızda kalmayacak şekilde verimsiz bir çalışma gerçekleşmiş gibi oluyor. O yüzden çok fazla şey öğretmeye çalışmak derslerin verimlerini düşürüyor. Aslında bu yoğunluğu azaltmaya çalışmışlar. Sadeleştirmeye çalışmışlar ODTÜ'de. Özellikle bazı mühendisliklerde falan filan. Hala da üstüne düşülmesi gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim dönemimde de genel biyolojide öyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorduk. Ama onu dediğim gibi iyileştirmeye çalışıyorlardı. Belki değişmiştir. Ama ne olursa olsun, yani yoğun olsa da dediğim gibi İlham verme söz konusu. Ders çok yoğun olsa da gözünüz korkmasın. Orada bilgilerle sizi buluşturuyorlar ve ilginizi çeken şeylerin üstüne gidin. Alın onu, daha fazla inceleyin mesela. İnternete yazın. Onlarla ilgili günümüzde mesela nasıl haberler var ya da nerelerde kullanılıyor o bilgi, başka nerede vardı canlılarda falan diye onu geliştirmek ve
beyninize daha çok yerleştirmek size kalan bir şey oluyor ve bunu yapmazsanız zaten bilgi kalıcı olmayacaktır. O yüzden sadece onlara ilham gözüyle bakın. Kendinizi de çok yıpratmadan işte alabileceğiniz en maksimum düzeyde ilhamları almaya, öğrenmeye çalışın derim. Ve sonrasında yani sınava girdiğinizde düşük alsanız bile ben elimden geleni yaptım ve gerçekten bu dersten çok şey öğrendim diye bilin. Vicdanınız bu şekilde rahat olsun ve kendinizi seçin dediğim gibi. Çünkü günün sonunda hatırladıklarınız sizi bir yere getirecektir. O kendinize katabildiğiniz bilgiler. Hani tabii ki puan da önemli oluyor ama işte ikisinin arası bir dengeyi bulmak lazım. Yoksa mükemmeliyetçi olup ya her şeye çalışmalıyım gözüyle bakınca gerçekten elinizden hepsi kayıp gidiyor. Hem hiçbir şey öğrenemiyorsunuz çünkü çalışasınız gelmiyor, hem de düşük puan alacaksınız mesela. O yüzden hani 100 üzerinden başlamak yerine eğer öyle bir şey gelirse size de duygu olarak mesela kendinizi sıfırdan başlatın, tamam mı? En kötü hissettiğiniz sınavlarda diyeyim. Hani zaten sevdiğiniz ve çok yoğun olmayan derslerde bunu yapmayın tabii ki. Hepsini öğrenmeye çalışın. Ama diyelim ki hani çok zorlandığınız bir ders, gerçekten de çok konu var gibi hissediyorsunuz ve hepsini öğrenmek istiyorsunuz aslında ama yapamayacağınızı düşünüp mükemmeliyetçiliğiniz tutup da hiç çalışasınız gelmiyorsa işte o zaman 100'den değil de 0'dan başlatın kendinizi. Ya ben 0 alacak gibiyim, hiç çalışasım gelmiyor. O zaman dur bakayım ya, hadi bir saat çalışayım sadece, sonra bakarız akışına göre. İşte bu sıfırın üstüne ne ekleyebilirim ben puanıma mesela ya da kendime? Yani neler öğrenebilirim bundan diye böyle düşünebilirsiniz. Mesela ben kalkülüsün sanırım bir sınavından 16 almıştım, tamam mı? Ama hiç şey yapmadım yani, çalışamamıştım çünkü dediğim gibi olmuştu ve İşte o an kendimi öyle gaza getirmeye çalışmıştım. Belki de hani rahatsızdım, öyle şeyler de oluyor ya da sağlıklı olsanız bile hiç çalışasınız gelmediği dersler olabiliyor. Sınavlar olabiliyor daha doğrusu. İşte öyle bir sınavdı sanırım ve ben de elimden geleni yaptığımı hissediyordum yani. Zar zor bir şeyler çalışıp kendime eklemeye çalıştım en azından. Hocaların vermeye çalıştığını alamasanız bile beyninizi çalıştırmış oluyorsunuz. Hem kendinizi disipline etmiş oluyorsunuz. Yani farklı kazanımlar söz konusu aslında orada da. Neyse o konuya girmeyelim. Ben de işte zar zor bir şeyler çalışıp ettim. Vicdanım rahat bir şekilde girdim. Yani yapabildiğimi yaptım. Ama çoğunu yapamamışım. 100 üzerinden 16. almıştım ama arkadaşlarıma dediğim şey şuydu sonucu gördükten sonra. Ya neyse Bursa plakası almışım ben de. Ben bir de Bursalıyım. O yüzden hani bu hoşuma gitmedi değil. Hani o şekilde de bakmayı seçebilirsiniz demeye çalışıyorum. Eğer elinizden geleni yaptığınızı hissediyorsanız. Kampüs çok güzel arkadaşlar. Bir diğer konu olarak rahatlamak için birebir. Yani derslerde sıkılıyoruz, ediyoruz, sıkışıyoruz. Son tarihler konusunda ya da sınavlar konusunda işte ard arda geliyorlar, konular birikiyor ya da hepsini nasıl çalışacaksınız falan filan. Neyse, bu hızlı dönemin yanı başında bir de harika bir kampüsünüz var, yemyeşil. İnsan eliyle böyle bütün ağaçları dikilmiş harika bir kampüs. Emeklerinin karşılığını almışlar o insanlar ve yani koskocaman ağaç olmuş o diktikleri fidanlar. Ve bu çok gurur verici bir şey bence. Size kalmış oluyor. Siz tadına eriyorsunuz ve rahatlamak için bu kampüsü bol bol kullanabiliyorsunuz. Ayrıca topluluklar var. Hangisi hoşunuza giderse yani hepsinin tadına bakabilirsiniz. Diyelim ki hoşunuza gitmediler. Bu da hiç sıkıntı değil. Çünkü bütün etkinlikleri aslında genelde topluluk üyelerinin dışına da açık. Yani bütün kampüse açık. Dolayısıyla siz toplulukta olmayı seçmeseniz bile onların etkinliklerini takip ettiğiniz sürece
katılabilirsiniz ve seminerlerden yararlanabilirsiniz. Onların işte söyleşiler oluyor. Mesela onlara katılıp bilgilerinizi geliştirebilirsiniz. Ya da atölyeler oluyor. Onlardan bir şeyler öğrenip eğlenebilirsiniz. Oo, daha neler neler. Yani sponsorlarla uğraşırlar mesela çok yoğun şekilde ve ücretsiz ürünler getirtirler seminerlere. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyordu hepsi. Hem bilgi öğreniyorsunuz bir sürü mesela. Bir yandan da Nuh'un Ankara makarnasının harika böyle salçalı falan arkada mutlaka olurdu KKM'nin arkasında, işte kongre merkezinin arkasında ve bir yandan da o lezzetlerin tadını çıkartırdınız. Böyle çok eğlenceli oluyor yani. Hala bunlar sürüyordur mesela. Başka spor imkanları da çok fazla tabii ki. Çok çeşit spor yapma imkanı, yüzmedir, tenistir falan filan var. Konserler de oluyordu. Bu sene olmayacaktı. Konsere pek izin vermeyeceklerdi ama okul içindeki gruplara izin verilecekti galiba, bilmiyorum onu, ama genelde konserlerde güzel oluyordu. Yani şenliklerde mesela caz topluluğunun, atıyorum, onların mesela hepsinin, müzik topluluklarının hepsinin farklı farklı grupları olabiliyor ve o kişiler zaten kendi müzik grupları var ya da hocaların da oluşturduğu müzik grupları var. Onlar çeşitli vakitlerde sahne alıyorlar. Bir de mesela ODTÜ'ye giderseniz personel korosu konserleri en bayıldığım konser çeşitlerinden bir tanesi. Bununla alakalı duyuruyu yemekhanenin camlarında genelde buluyorsunuz. Mail atılıyor muydu çok emin değilim. Ama onların mesela amatörlüğü, içtenlikleri çok hoşuma gidiyor ve her sene takip etmeye çalışıyordum. Eğer ODTÜ'yü seçerseniz, yani ODTÜ sizi kazanırsa, bence o konserleri kaçırmamalısınız. Tüm bunlar böyle şey gibi bir hissiyat veriyor. 5 yıldızlı oteldesiniz. Özellikle de yurtlarda kalıyorsanız, kampüs içinde bir yurtta kalıyorsanız. Yani mesela otelde konaklarsınız, yemeğinizi yersiniz, işte sonra eğlence olur falan, değil mi? Sonra ODTÜ'de peki nasıl oluyor? Aynı şekilde yurdunda konaklıyorsunuz, işte yurdun kantininde mesela yiyorsunuz. Çok güzel ev yemekleri oluyor falan. Aynı şekilde. Sonra böyle ara ara konserler, etkinlikler falan oluyor. Ve bu da hani otellerin eğlence kısmı gibi hissettiriyordu bana. Bilmiyorum. Bakalım siz nasıl hissedeceksiniz. Hepsi dahil yani. ODTÜ'de hepsi dahil. Şeyden bahsetmiştim zaten. Hocalar çok çeşitli. Hepsinin farklı bir stili var. Bunu görmek çok güzel. Kimisi mesela, ben diyordu 20 dakika anlatacağım, sonra size 20 dakika işte teneffüs vereceğim. Normalde 50 dakika ders, 10 dakika teneffüs, ama kadın kendi kafasına göre takılmak istiyordu ve bu da bize çok farklı bir stil öğretti aslında. Neden biliyor musunuz? Kendisi de söylüyordu, yani çok fazla bilgi bombardımanı tutarsak sizi öğrenemezsiniz. Ben burada birkaç böyle bilgi vereceğim ve onları aklınızda güzellikle tutacaksınız ve maksimum verimi alacaksınız diyordu. Yani çok çeşitliydi hepsi. Tabii ki eksi yönleri de olanlar oluyor. Beğenmediğimiz hocalar da oldu. Ya da aynı insanda mesela genel bir ders veriyor, birinci sınıf dersi diyelim ki, orada hiç hocanın anlatımını güzel bulmuyorsunuz ya da size sorduğu soruları sınavlarda mesela hiç yeterli bulmuyorsunuz, ne alaka diyorsunuz. Ama sonra kendi branşı, özelleştiği konuyla alakalı verdiği mesela seçmeli derslerden birini alıyorsunuz ilerleyen sınıflarda, 3. sınıfta falan. O zaman işte hocanın bilgisini anlıyorsunuz mesela. O zaman size daha fazla kattığı şeyler olabiliyor. Yani bazı derslerde gerçekten hocalarınızın artısı eksisi değişebiliyor. Genellikle hocalarımız çok güzel şeyler katıyorlar bence. Rekabet sınıftan sınıfa değişebiliyor, yani girişliler kısmında. Ben 2015 girişli, 2020 mezunu bir ODTÜ öğrencisiydim. Yani benim dönemimde, dolayısıyla bölüme 2016'da girmiş oluyorum, hazırlıkta okudum.
neydi deneyimi? Bizim sınıfın mesela rekabetsiz olduğunu söylüyordu. Alt sınıftan da tanıdıklarım olmuştu sonra beraber ders aldığımızda falan. Ya ne güzel demişti, bizim sınıf hiç notlarını birbirleriyle paylaşmıyorlar. Hepsi birbirinin hani böyle yani rekabet çok fazla demişlerdi. Sizin dönemde bu yok herhalde falan dediler. Biz şaşırdık mesela, çünkü biz gerçekten elimizden geldiği kadar notlarımızı paylaşmaya falan çalışıyorduk. Beraber çalışıyorduk mesela bazı şeylerde. Konu çok olduğunda öyle verim alacağımızı düşününce beraber çalıştığımız bile oluyordu. Ya da grup şeklinde ödev yaptığımız arkadaşlarımızla gerçekten samimiyetimiz artıyordu. Öyle yani, farklı deneyimlerimiz vardı ama biz her dönem için bunun aynı olduğunu düşünmüştük tabii ki de. Ama değilmiş demek ki, çünkü dediğim gibi belki o arkadaşımızın deneyimi öyleydi. Genel sınıf itibariyle öyle olması bile, ama o gözlemini o şekilde yaptığını söylemişti. Yani rekabet fazla demişti bizim sınıfta. Yani dönemden döneme insanların birbirine yardım stili, yardım miktarı arkadaşların birbirine değişiyor olabilir. O konuda bir şey diyemeyeceğim. 4 yılın sonuna geldiniz. Staja falan gittiniz. Ama şöyle bir farkındalığınız olabiliyor. Yani hangi üniversiteden mezun olursanız olun, ODTÜ bile olsa, sanki böyle hiçbir şey öğrenememişsiniz gibi bile geliyor. Çünkü dediğim gibi o çok genel geçen dersler. Birinci sınıfta falan. Mesela size çok bir şey katamamış olabiliyor. Sonra hani kendi kendinize çalışmayı öğreniyorsunuz. Hocalar ne verirse versin. Ama mesela yani onlarda katılan şeyler çok özele hitap ediyor mesela. Siz tabii ki de bilginiz asla sıfır değil. Çünkü bir şeylerin üzerine düşündünüz, ettiniz, çalıştınız. Sınavlar için hem de kendiniz için, ilgi alanlarınız dahilinde daha fazlasını öğrenmeye istekliydiniz zaten. Bilgiyi seven insanlar olduğunuzu düşünüyorum mesela oraya geldiyseniz. Dolayısıyla kendinize mutlaka bir şeyler kattınız. Bilginiz sıfır değil ama öyle bir hissiyat gelebiliyor. Çünkü her şeyi bilmek istiyorsunuz. Size biri bir şey sorduğunda, artık biyolog oluyorsunuz ya, onunla alakalı, biyolojiyle alakalı her şeyi bilmeniz gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Aslında bu yanlış bir düşünce olsa da biraz güveninizi zedelenebiliyor. Burada ne söyleyebilirim? Nerede okursanız okuyun, bilgileriniz siz ne kadar kendinize kattığınızla alakalı bir şey. Her şeyi tabii ki de bilmek zorunda değilsiniz. Bilemezsiniz de. Hala bilgiler gelişmeye, yeni alanlar açılmaya devam ediyor. Yoksa yani çok sıkı çalışırdı her şeyi bilsek, değil mi? Varoluşsal sıkıntılara girebiliyorsunuz. Yani ODTÜ'de okusanız bile bu oluyor gibi. Siz bunların sonunda artıları eksileri düşünün, kendinize göre karar verin. Ama yani burada okumayacaksınız da nerede okuyacaksınız Türkiye'de diye bir ODTÜ misyonerliği yapalım bakalım. Peki başka ne diyebilirim? Tabii ki de her öğrencinin aldığı verim kendine has olacaktır. Çünkü dediğim gibi üzerine düştüğünüz bilgiyi alabiliyorsunuz ancak. Siz ne kadar çabalıyorsunuz? Hoca sadece slayttan okuyup geçiyor olabilir o derste mesela. Ama siz o slaytları açıp mesela ilginizin olduğu konuları bir Google'da tekrar aratıyor musunuz? Başka şeyler için de bunu araştırıyor musunuz? Bilgilerinizi, kavrayışınızı derinleştirmeye çalışıyor musunuz? Yeni öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşıp mesela, ya da onların size anlatmasını isteyip daha bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyor musunuz? İşte nerede okursanız okuyun, sizin çabanız çok önemli. Kişiden kişiye aldıkları verim değişecektir demek istiyorum. Sonra son olarak da şey diyeyim, yani biyolojiden mezun olduğunuzda ODTÜ'den herkes farklı yerlere gitti. Dünyanın her yerine yayıldılar aslında. Kimimiz Türkiye'de devam etmeyi seçti ya da devam ediyor. Kimimiz de yurt dışında devam etme kararı aldılar. Başvurdular, ettiler ve çoktan gittiler zaten. Kimisi doktoraya başladı. Kimisi zaten bütünleşik yaptı ve direkt doktoradan devam etti. Ben öğretmenlik kısmına kaydım. Kimi arkadaşım, mesela yakın bir arkadaşım
veri kısmıyla ilgileniyordu. Ne deniyordu ona? Biyoinformatik mi deniyordu? Data kısmını seviyordu ve onunla ilgili bir şirkette çalışıyor mesela. Başka bir arkadaşım Almanya'da yüksek lisansını bitirmiş olabilir, doktorasına başlamış olmalı nörobiyoloji konusunda. Başka bir arkadaşım Bilkent'te devam etti. Başka bir arkadaşım Koç'ta bütünleşik doktora yapıyordu. Başka bir arkadaşım Fransa'da. Başka bir tanesi bir ara Kore'ye gitti. Kore'de de biyoteknoloji mesela bayağı gelişik. O öyle bir şeyler yapmıştı sanırsam. Başka İtalya'ya gidenler oldu. Başka ne diyebilirim? Türkiye'de farklı laboratuvarlarda çalışan arkadaşlarım var. Ve İsveç'te arkadaşım Cenk'in de bir kanalı var. Onu da incelemenizi öneririm. Hem de açıklamalara bırakırım onun linkini de kanalının. O da arkadaşlarımızla mesela hem bir sürü kendi arkadaşlarıyla hep röportajlar yapıyor kanalında. Hepsi biyolog mesela, nerelerde çalışıyorlar şu an, neler yapıyorlar, çalışmaları nelerdir ya da ODTÜ'de nasıl bir deneyimleri vardı, bununla da ilgili röportajları vardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bayağı bir şey burada konuştuk yani, şu an bir saati geçtim. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Kolaylıklar dilerim. Çok eğlenin. Hoşça kalın.